Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir anne kurabiyesi yapacağım. Yapımı o kadar pratik ki aniden gelen misafirleriniz için daha çay demli alana kadar hemen yoğurup fırına verebilirsiniz. Bu kurabiye uzun süre bayatlamadan tüketilebildiği gibi arkadaşlar piştikten sonra da soğutup difrize kaldırabilirsiniz. Gerektiğinde çıkarırsınız. İlk günkü tazeliğinde mis gibi yiyebilirsiniz. Hadi isterseniz şimdi yapımına başlayalım. Bu arada fırını ısınması için açtım arkadaşlar. Şimdi başlayalım isterseniz. Burada 125 gram margarin ya da tereyağı, hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Burada 1 su bardağı şekerimiz var. 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı. 1 tane yumurtamız var. Kabartma tozu, vanilya, 3 su bardağı. Bu bildiğimiz klasik su bardaklarıyla unumuz. Bu da üzerini süslememiz için cevizimiz. Şimdi önce 1 su bardağı şekerimizle yağımızı, oda sıcaklığındaki yağımızı şöyle güzelce yoğuralım. Şekerle yağ birbirine girse. Yeterli. Yoğurdumuzu sıvı yağımızı bir adet yumurtamızı kabartma tozu vanilya onları da şöyle bir birbirine girsin de yoğuralım. Sonra unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Çok pratik bir kurabiye. Herkesin kolayca yapabileceği bir tarif. Tamam. Şimdi yavaş yavaş unumuzu şöyle ilave edelim. Hamurumuzun yumuşaklığı şu şekilde olacak arkadaşlar. Elinizde yapışmayan böyle bir hamur elde edeceksiniz. Benim yumurtam çok büyük olduğu için 3,5-4 su bardağına yakın un aldı. Siz ayarlamayı ona göre yaparsınız. Şimdi bunları biraz cevizden büyük şekilde alıyorum hamurları. Üzerine de birer tane şöyle ceviz batırıyorum. Diğerlerine de aynı işlemi yapacağım. Çok ufak yapmayın. Kuru olmasın. Yani bu bunun gibi olabilir. Biraz daha büyütebilirsiniz. O şekilde alırsanız daha lezzetli olur. Kurabiyemiz. Bunların üzerine fındık yapabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde yuvarlayıp direkt toz şekeri bulayabilirsiniz şöylece. Hiç yumurta sarısına bile gerek kalmadı. İsterseniz portakal kabuğu rendesi ve suyundan da içine koyup un miktarını artırabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde yapılabilir. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben diğerlerini de yapayım. Sonra görüşelim. Kurabiyeleri yuvarladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benimkinden 16 tane çıktı. Bu yumurtanızın büyüklüğüne, çay bardağınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir. Daha az ya da daha çok çıkabilir. Ben dediğim gibi üzerine ceviz koymayı tercih ettim. Çünkü ceviz fırında kurabiye ile birlikte piştiğinde kavrulmuş tat veriyor. Çok lezzetli oluyor. Kurabiyeye yakışıyor yani. Şimdi doğru 180 derece fırınımıza götürüyoruz. 15 dakika kadar oldu. 3-4 dakika daha dursun.
sonra kapatacağım. Çünkü sıcağıyla hala pişmeye devam eder. Çok da yansın istemiyorum. 3 dakika sonra kapatacağım. Kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nar gibi oldular. Dediğim gibi eğer varsa malzemeniz kalkın hiç üşenmeyin. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay. Hemen yoğurun. Evinizde mis gibi koksun. Yapın çayınızı kahvenizi benim gibi. Mis gibi yudumlarken bir yandan da kurabiyenizin tadına bakın. Size de göstereyim şimdi bir tanesini. Bakar mısınız ne güzel pişmiş içi. Lezzeti de kesin öyle eminim çünkü o kadar sık yaptım ki bu kurabiyeyi. Harika. Beni buraya kadar seyrettiyseniz ve beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Ağzınız hep tatlı olsun.